nedeni de anne-bebek arasındaki RH uyuşmazlığıyla açıklanır. Çalışmalarıyla 1930 Nobel Tıp ve Fizyoloji Ödülünü kazanan Karl Landsteiner 75 yaşında ölür. Tekrar görüşünceye kadar hoşça kalın. Bilimin öncüleri. Saat 13. Burası TRT Haber Merkezi. Ana Haber Bülteni. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan S-400 füzelerinin alımında kararlı olduklarını söyledi. Fethullahçı terör örgütüne mensup oldukları tespit edilerek kamudaki görevlerinden ihraç edilen ve haklarında suç duyurusunda bulunan eski MİT personeli ve bunlarla ilişkili kripto imamlara yönelik operasyon başlatıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'nin Batı ile ilişkilerini aklı selim ve rasyonel değerlendirmek gerektiğini vurguladı. Uluslararası Yatırım Bankası Goldman Sachs, Türkiye ekonomisinin bu yılın sonunda %5 seviyesinde büyümesi yönündeki tahminini korudu. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Kuzey Kore'ye yönelik tarihin en sert yaptırımını oy birliğiyle kabul etti. Şimdi haberler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, S-400 füzelerinin alımında kararlı olduklarını söyledi. Savunma konusu tahmin ediliyor. Karayiplerden başlayan kasırga yaklaşık 40 kişinin ölümüne sebep oldu. Ve spor. Süper Lig'de 4. haftanın kapanış maçı gol düello adıyla yarın 21.45'te başlayacak. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, S-400 füzelerinin alımında kararlı olduklarını söyledi. FETÖ'ye mensup oldukları tespit edilerek kamudaki görevlerinden ihraç edilen ve haklarında suç duyurusunda bulunan eski MİT personeli ve bunlara ilişkili kripto imamlara yönelik operasyon başlatıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'nin Batı ile ilişkilerini aklı selim ve rasyonel değerlendirmek gerektiğini vurguladı. Uluslararası Yatırım Bankası Goldman Sachs, Türkiye ekonomisinin bu yılın sonunda %5 seviyesinde büyümesi yönündeki tahminini korudu. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Kuzey Kore'ye yönelik tarihin en sert yaptırımını oy birliğiyle kabul etti. Hava ve yol durumu. Yapılan son değerlendirmelere göre ülke genelinde yağış beklenmiyor. Bütün bölgelerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Bazı illerimizde günün en yüksek hava sıcaklığı şöyle: Ankara 35, İstanbul, İzmir ve Samsun 31, Bursa, Diyarbakır ve Gaziantep 38, Muğla 34, Adana, Konya ve Elazığ 36, Antalya, Zonguldak ve Şırnak 33, Trabzon 28, Erzurum 29 ve Şanlıurfa 40 derece. Karayollarında durum: Tarsus, Adana, Gaziantep otoyolunun Düzici kavşağı, Osmaniye kavşağı kesimi 9 ve 12. kilometreleri arasında üst yapı çalışması nedeniyle Osmaniye kavşağı, Düzici kavşağı istikametinde ulaşım iki yönlü ve kontrollü olarak sağlanıyor. Isparta Karaösterik yolunun 16. kilometresinde patlatmalı kazı çalışması nedeniyle 12-17 saatleri arasında yol trafiğe kapatılacak. Ankara Çevre Otoyolu'nun Çubuk 1 Baraj Köprüsü üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle 7 ve 8. kilometreleri arasında havalimanı kavşağı, Karapürçek kavşağı istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşım Karapürçek kavşağı, havalimanı kavşağı istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.